Şimdi geçen hafta biliyorsunuz Merkez Bankaları Haftası dedik, çıkacak kararların etkisini konuştuk, konuşmaya çalıştık. Sonrasında da öncesinde de ama tabii ana tema hep Fed ekseninde döndü. Şimdi bu hafta biliyorsunuz pay piyasalarını konuştuk, tahvil tarafını konuştuk. Biraz makro tarafta görünüm bize ne söylüyor? Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Beklentileri hem istihdam tarafında, hem küçük işletmeler tarafında, hem hane halkı tarafında ve tabii konut tarafında. Şimdi Sevcan Ersözlü'ye döneyim hemen ben. Sevcan merhaba. Selamlar Zeynep. Farklı bir formatta yine ben karşındayım. Evet. Şimdi az önce de dediğim gibi özellikle küçük işletmelerin beklentisi noktasında bugünlerde ben çokça kalem oynatıldığını görüyorum. Grafiklere de rastlıyorum. Oradaki görünüm bize ne söylüyor, neyin işaretini veriyor? Evet Zeynep, bu hafta makro verilerin haftası aslında. ABD cephesinde bugün PMI'leri karşılıyoruz. Diğer tarafta büyüme verisini karşıladığımız hafta. Dayanıklı mallar ve ticari işlemlere dair de pek çok aslında veriyi karşıladığımız bir hafta. Tam da küçük işletmelerin iyimserliğine baktığımız zaman da aslında biz Eylül ayında Ağustos ayının verisini takip etmiştik. Neyi görmüştük aslında? Amerika'da üst taraftaki aslında grafikte KOBİ iyimserliği diyebileceğimiz küçük işletmelerin iyimserlik endeksine bakıyoruz. 2 yılın zirvesine ulaşmıştık biz aslında bir önceki ayda. Buradaki rakam seviyesi %98'e yaklaşmıştı. Ama Eylül ayında takip ettiğimiz Ağustos ayının verilerini karşıladığımız veride ise 91,2 seviyesine geriledi. 2,5 yılın zirvesinden döndü. Bunun uzun vade ortalamasına baktığımızda 98 karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan pandemiden bu yana da 100 eşik değerinin üzerine çıkamayan bir iyimserlik endeksi var. Pandemi öncesinde bu rakamlar aslında KOBİ iyimserliği, küçük işletmenin iyimserliği çok çok daha yüksekti. Diğer tarafta aslında şunu da takip ediyoruz. Hani hem S&P 500, Nasdaq pay piyasalar oldukça revaçta olduğu için Russell 2000 endeksi 50 bas puanlık faiz tartışması, faiz indirim tartışması başladığı andan itibaren daha pozitif ayrışmaya başlamıştı. Ve biz neyi takip ettik aslında? Senenin son aylarında yani son 1-2 aylık performans içerisinde ay piyasası döngüsünden çıkan bir Russell 2000 endeksi takip ediyoruz. Bu da aslında baktığımızda görece olarak S&P 500'e naz daha yerel farklı şirketlerin olduğu, sanayi şirketlerinin olduğu, küçük işletmelerin olduğu bir endeks. %17 bandından toparlanmayla beraber zirve seviyesinden %8 uzaklığa ulaşmış durumda. Bir tezat da oluşturuyor aslında. İyimserlik beklentileri bir öyle, bir iyi, bir kötü devam ederken Russell 2000 endeksi toparlanıyor. Endeksin alt kalemlerinden de birkaç nokta vermekte fayda var. Şunu söyleyebiliriz. Aslında bize şunu ifade ediyor. %56'sı bu ankete katılan küçük işletmelerin açık pozisyonları için nitelikli işçi bulamadıklarını ortaya koyuyor. Bu rakam aslında Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyede ve önümüzdeki 3 ay içerisinde işe alım yapmayı planlayan küçük firmaların oranı ise Ağustos ayında %13 seviyesine gerilemiş durumda. Bu da 2020 pandemi döneminden bu yana en düşük seviye ve bu oran aslında sadece son 3 ay arasında, son 3 aylık periyot içerisinde yarı yarıya azalmış durumda. Dolayısıyla aslında o FOMC sonrası biz Powell'ın basın toplantısını takip ederken aslında ilk gelen sorularda şunu ifade etmişti. Hani neden 50 bas puanlık faiz indirimine gidildiğinin bir cevabı olaraktan biz Facebook'taki göstermelere çok bakıyoruz. Dolayısıyla aslında orada hem işletmelerin hem de sanayinin nabzını tutuyoruz. Dolayısıyla buradaki gördüğümüz gözlemler bize 50 bas puanlık faiz indiriminin daha iyi olduğunu ifade etmişti. Aslında bu iyimserlik tablosu Russell 2000 endeksinde faiz indirimi sonrası toparlanma eğilimi devam ediyor olsa da iyimserlik manasında istihdam ve enflasyon manasında bir miktar daha teşvik ve desteğe ihtiyaç olduğunu gösteriyor diyebiliriz. Sevcan teşekkürler. Amerika'da KOBİ iyimserliği 2,5 yılın zirvesinden döndü başlığını Sevcan'la konuştuk. Küçük işletmelerin beklentileri, bunun piyasaya olabilecek etkileri, yansımaları. Şimdi geliyorum sevgili Çağlar'ın yanına. Çağlar, seninle de kredi kartı harcamaları noktasına biraz bakalım ki konu bizim de biliyorsun gündemimizden hiç kaybolmuyor. Türkiye'yi kastediyorum ama tabii şimdi Amerika tarafı bize ne söylüyor? Şimdi taze aslında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bloğunda bir buçuk senedir burayı da aktif kullanmaya başladılar. Oldukça da faydalı oluyor. Bir yazı çıktı. Burada tabii özellikle enflasyon dinamikleriyle bilhassa yaygınlaşan dijital mecraların hayatımızda mal ve hizmete erişimi kolaylaştırması, biz talep tarafında yapışkan enflasyondan konuşur vaziyetteydik. Özellikle hizmet tarafındaki katılıktan Türkiye'de de konuşuyoruz. Şimdi senin bir çalışan olarak, benim düz bir öğrenci olarak ikimizde bir siyaset meydanı geçmişi var. Ben 15 yıl önce siyaset meydanında vatandaşın bütçesini konuşurken de 2008
krizinin çıkış aşamasında yine hane halkı borçluğuna dikkat çekmiştim. Şimdi Sevcan özellikle belki işletmeler gözüyle bir done sundu ama ben vatandaşın bütçesinden gideceğim. Şimdi parasal gevşemede özellikle parasal tabanı biz belki bir ne diyelim matematiksel formül olarak çok fazla konuşuyoruz ama şurada hane halkının kredi kartı borçluğuna baktığımızda özellikle 2008 krizi öncesinde de bir sıçrama görüyoruz. Bu grafiği bu arada kişi başına kredi kartı borçluğunu açtığımız zaman şuradaki inişin orada olmadığını, sadece 2008 krizi sonrası ufak bir düzeltmeden sonra trendin yukarı yönde olduğunu görüyoruz. Ama hane halkı borçluğuna da baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın blogunda aslında vurgulanan şeye paralel olarak şunu söyleyebiliriz. Bizim hayatımıza uygulamalar girdikten sonra bir şeylere erişimimiz çok kolay. O yüzden de bunları ödeme sistemiyle, yani kredi kartı üzerinden ödemenin kolaylığı elbette ki bir etki olabilir. Ama trendin yukarı yönde, sert bir biçimde yukarı yönde devam ettiğini, özellikle salgın sonrasındaki düzeltmeden sonra devam ettiğini görüyoruz. Bir kaveyat söyleyeceğim sadece. Sıkılaşmanın etkisi, çünkü Amerika'da faizleri konuşurken, FED faizini konuşurken gerçekten likidite çekiliyor mu dedik. Geçtiğimiz hafta belki bilançonun küçülmesinden bahsettik. Ama halen dünyada enflasyonu belki de ileride yine tehlike halinde tutan bir likidite bolluğu konusu var. Dolayısıyla bu bir işaret. Ama tersini söyleyeyim, sıkılaşma döneminin sonuna gelinse de, bir sıkılaşma geride kalınıyor dense de, 2020'lere girdikten sonra salgın sonrasında biz hane halkı tasarruflarında da çok sert bir yukarı yön görmüştük. Daha sonrasında bu hemen enflasyonla zaten silinip gitti. Onun yönü de aşağı. Yani şunu söylemek gerekiyor. Tüketim tarafında enflasyonla ilgili konuştuğumuz konu para politikası açısından bir olgu. Öte yandan da kredi kartı borçluluğuyla ilgili konu sadece enflasyonla açıklanamayacak kadar da geniş. Bakalım nasıl bir noktaya evrilecek. Bu işin bir de tasarruf tarafına da bakıyor olacağız zaten. Kritik, bizim için de kritik. Bakalım, dönelim. Şimdi tabii resmi tamamlarken konut tarafına bakmazsak olmaz. Belki de en kritik noktalardan biri mortgage faizlerinin seyri. Şimdi bu jumbo indirimden sonra döngü nasıl devam edecek? Bir parça rahatlama olabilecek mi? Sevgili Burcu karşımda. Burcu merhaba. Merhaba Zeynep. Soruyu hemen sana sorayım. Şimdi orası biliyorsun, yani hani kriz üretebilen yer, iyimserse olumlu karşılanan yer ama dikkat edilmesi gereken yer. Dolayısıyla şimdi bu jumbo indirim sonrası buradaki dediğim gibi baskı nasıl devam eder? Biraz hafifler mi? Döngünün ne tarafına doğru geçiyoruz? Konut tarafı zaten, konut deyince kriziyle bir kere müstesna, evet, bir yer gerçekten. Hemen akla o geliyor. Akla o geliyor. Şimdi iyi haber mi kötü haber mi? İyi haberlerimi vereyim, kötü haberlerimi vereyim. İyiyle başla. İyiyle başla. İyiyle başla. Peki. Tamam. İyi haber şu: yeni konut piyasasında canlanma var. Bu konut faizlerinin, yani %7'lerden bu yılın içerisindeki %7'lerden %6.64'lere kadar geri çekilen bir mortgage faizi var şu anda. Yeni konut başlangıçlarında 2024 yılı içerisinde şurada dipleri işaretlemeye çalıştım. Yukarı doğru bir trend var. Kötü haber, bu yeni konut başlangıçlarında inme var ama hala ne 2021'i ne 2022'yi yakalayabilmiş değil trend olarak. Yani iyileşti dediğimiz zamanlar bile 2021'in dipleri olan aşağı yukarı 1.341.350.000 bandına daha yeni yeni gelmiş durumda. Şimdi bakıyorum, ortalama mortgage ödemesi hemen Eylül ayında yıllık bazda %2.7 düşmüş. 2.534 dolara gerilemiş ve Mayıs 2020'den bu yana en büyük düşüş. Hemen 50 puanlık indirimden sonra ve aylık olarak Amerikalıların hane halkında 300 dolarlık bir azalmaya işaret ediyor. Yine de 2022 ve 2021 seviyelerinin sırasıyla hala %7 ve %53 üstünde seyrediyor. Yani bu ne demek? Evet, bir kıpırdanma var. Özellikle yeni konut tarafındaki MBA başvuruları da bunu söylüyor bize. Ağustos ayında aşağı yukarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %20'lik bir artış. Temmuz ayına göre ise %4'lük bir artış var. Ama bekleyen konut satışlarına veya eski konut satışlarına baktığımız zaman bu inmenin kesinlikle olmadığını, birikmiş konutların aynı trendde devam ettiğini görüyoruz. Yani şöyle bir ertelenmiş talep vardı. Nasıl Türkiye'de de hep bunu konuşuyoruz aslında. İşte faizlerin yüksek olduğu şu durumda bir ertelenmiş talep var mı? Bunun cevaplanması gerekecek diye. Amerika'da da aslında şu durum bu durum yaşanıyor. Hane halkı belli ki yüksek faiz ortamında bu mortgage ödemelerini veya yeni konut sahibi olmayı yeltenmeyerek birikmiş talebini erteledi ve şimdi faizlerin düşmesiyle beraber burada bir hareketlenme olduğu gözlemleniyor. Ama yeni konut tarafında, birikmiş konut tarafında veya eski konut tarafında böyle bir ivme beklenmiyor. Belki faizlerin daha düşmesiyle beraber 2025 yılıyla birlikte buralarda da beklentiler aslında biraz daha netleşiyor ama şu andaki göstergeye, şu anda
andaki duruma göre henüz böyle bir trend yok. Bu arada bu mevsimsellik de içermiyor. Yani mevsim etkisine göre düzeltilmiş de değil. Mevsimle alakalı olduğunu da çok düşünmüyorlar açıkçası. Tamamen faiz indirimlerine göre şekillenmiş bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Faiz oranlarına ve bakmak istiyor ve şu anda bu oranlardan da aslında vazgeçmek istemeyen de birçok yatırımcının veya ev sahibi olmak isteyen kişi olduğunu da görebiliyoruz. Tabii ki buradaki faiz oranlarının işte %6, %5'ler bandına yaklaşması piyasanın 2021-2022 seviyelerine, yani günlüklerde şöyle diyelim biz 1,5-2 milyon bandına doğru çıkmasını sağlayabilir ama henüz trend daha yeni yeni canlanmaya başlamış durumda diyebilirim. Çok ciddi bir canlanma sinyali şu anda üretmiyor. Hala baskı altında ufak ufak kıpırdanmalar var diyebilirim. Ufak ufak. Peki bakalım o ufak ufak kıpırdanma bizi nereye götürecek diyeyim ve kare asını Vahap'la tamamlayayım. Biraz daha hane halkı beklentileri üzerinden konuşmaya devam edelim Vahap Amerika tarafında. Şimdi tabii faizlerin de aşağı kaymasıyla ki beklenenin de üzerinde bir jumbo faiz indirimi sonrası önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler bize ne söylüyor, grafikler ne gösteriyor? Burada yeniden bir yükseliş riski olabilir mi talebe ilişkin? Zeynep, aslında hem Çağlar'ın hem Burcu'nun bıraktığı yerden devam edeceğim. İkisinde böyle ortak paydası gibi bir konu var. Üst taraftaki iki grafiğim tüketici güven endekslerini gösteriyor. Bir Conference Board'un, bir de Michigan Üniversitesi'nin ölçümlerine bağlı olarak. Ve iki tarafta da benim gördüğüm şu. Son dönemde tüketici güveninde bir miktar toparlanma var. Hatta Conference Board 80 bölgesinden hafif bir dönüş yaptı ki 80'i genel olarak böyle bir eşik, sanki bir resesyon endişesi olarak da gördüklerini biliyoruz. O taraftaki toparlanma bir miktar belki ABD'de hane halkını yeni tüketime teşvik edebilir. Sadece tabii bu değil. Yani sadece konu beklenti değil. Bir taraftan da Amerika'da finansal koşullar endeksini Chicago Fed çok net bir şekilde ölçüyor. Orada da sıfıra çok yakın bir seviyedeyiz. Bu grafiğin, mavi çizginin yukarıya doğru hareket etmesi genelde Amerika'da finansal koşulların daha serbest olduğunu bize gösteriyor. O tarafta çok net bir toparlanma yok. Aslında işin sonuç bölümü tamamen aşağıdaki grafikte. Biraz daha turuncuyla renklendirdiğim grafikte ABD'de harcanabilir gelir büyümesi. Harcanabilirden kastımız şu, vergiye düşüyoruz. Çünkü personal income dediğimiz, yani aslında hane halkı gelirini brüt olarak ölçtüğümde bazen çok daha yüksek çıkabiliyor ama harcanabilir gelir ölçümü ekonomik gidişatı ölçmek adına çok daha faydalı. Ve neden bunu ölçüyoruz? Çünkü son çeyrekten örnek vereyim, ikinci çeyrekten örnek vereyim. Amerika %3, 3'e yakın bir büyüme kaydederken bunun sadece 2 puanı, yaklaşık 2 puanı ABD'de hane halkı harcamalarından geldi. O yüzden hane halkı harcamaları Fed'in faiz indirim döngüsünde eğer ki güven endekslerinde yukarı çıkarır, ki güven endekslerinin altında da dediğim gibi hem istihdam hem gelir tarafında hafif bir toparlanma var ama yeterli değil. Burcu'yu ve aslında Çağlar'ı bir miktar bu tarafta destekliyor. Ama harcanabilir gelir büyümesi artarsa bunun büyümeye yansıması, başta tabii perakende satışlardan biri olabilir bu, hem de büyümenin geneline doğru yansıması olursa faiz artırım döngüsünün ekonomiye pozitif yansımasını da görebiliriz.